Tamam. Rahat mısın böyle? Rahatım. Çok geçmiş olsun. Züleyha Hanım, bizi çok korkuttunuz. Sağ olun doktor bey. Çok zor bir ameliyat geçirdiniz. Bir iki gün kuvvetli ağrılarınız olacak. Bir doz daha ağrı kesici yapacağız. Ne zaman taburcu oldum ben? Çocuklarıma kavuşmak istiyorum bir an önce. Biraz daha misafirimizsiniz. Ama yakında taburcu ederiz sizi. Kavuşacaksın çocuklarına çok yakın. Birkaç tane almanız gereken vitamin var. Elimizde şu an yok ama dışarıdan temin edebilirsiniz. Tamam, ne gerekiyorsa yapalım. O halde siz benimle gelin Demir Bey. Ben bir reçete yazayım. He. Tekrar geçmiş olsun. Birazdan geleceğim. Birkaç gün içinde taburcu olabilecek mi gerçekten? Şu an durumu iyi görünüyor. Yakında çıkartırız. İnşallah. Geçmiş olsun Züleyha. Geçmiş mi olsun? Evet, geçmiş olsun. Nasıl yapabildin böyle bir şey? Çocuklarını da mı düşünmedin? Gerçi çok ağır şeyler yaşadın. Evinden ayrıldın, çocuklarından ayrılmak zorunda kaldın. Kendimi senin yerine koyuyorum da kim olsa aklını oynatır. Müşkan, ben her şeyi hatırlıyorum. Bana ne yaptığını, neler söylediğini hatırlıyorum her şeyi ben. Anlamadım, neyi hatırlıyorsun? Müşkan, beni sen vurdun. Önce asmaya kalktın. Ben mi? Allah Allah. İlaçlar mı dokundu acaba sana? O gece ormana çağırmadın mı sen beni? Kendini vurduğun geceden bahsediyorsun sanırım. Ben evdeydim o gece. Halamla birlikte Kerem Ali'yi yıkadık. Vekili babam da evdeydi. Bizim ertesi gün haberimiz oldu senin başına gelenlerden. O katil ruhlu olanı kendine şahit yapmasın. Bravo sana. Senden de bu beklenirdi zaten. Müjgan, beni sen vurdun. Beni öldürmeye kalktın. Ama başaramadın. Bak karşındayım. Sana ne veriyorlar ki acaba? O yüzden böyle garip garip konuşuyorsun herhalde. Sakinleştiricilerin etkisi olabilir bu. Sen kimle uğraştığını bilmiyorsun. Ne zannediyorsun? Demir'e video göndereceksin. Benim çocuklarımdan ayıracaksın. Bir de beni öldürmeye kalkacaksın. Hepsi yanına kâr mı kalacak? Böyle mi zannediyorsun? Hepsinin bedelini ödeyeceksin Müjgan. Bana yaşattığın her şeyin bedelini misliyle ödeyeceksin. Bak, ne yapacağım biliyor musun? Aykut'la konuşacağım. Çünkü senin psikiyatrik muayene ihtiyacın var. Ama senin yaptığın gibi başına silah dayamayacağım ben senin. Çok daha beterini yapacağım. Keşke beni öldürseydin diyeceksin. Affedeceğim hayatım seni. Seyredeceğim. Ben nasıl ölüp ölüp dirildiysem, yanıp gül olduysam seni de yakacağım.
TV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.